Ya namaz kılan adamın gidişatı bozuk olur mu ya? Niye olmaz? Hepiniz biliyorsunuz, namazda namazın en mühim rüknü, hani 12 tane namazın farzı var, 12. 6 tanesi namazın dışında. Hadesten taharet, necasetten taharet, setri, avret, vakit, niyet, malum. Bunlar namazın dışında. 6 tane de içinde. 6 tane içinde. İçindeki 6 farzın en önemlisi hangisidir? El cevap secdedir. Öyle mi değil? Secdeden önemli rükün yoktur. Namazın bel kemiği nedir diye sorsalar ne cevap vereceksiniz? Namazın bel kemiği. Secde ya, secde kardeşim. Niye? Namazda yanıldığın zaman ne ile telafi ediyorsun namazın sonunda? Secde-i sehivle. Bak demek ki namazın bel kemiği oymuş. İkinci bir secde daha yaparak o yanılmayı önlüyorsun. Farzı tehir etmişsen, vacibi de terk veya tehir etmişsen, o boşluğu veya yanlışlığı secdeyle telafi et. Demek ki namazın esas kaynağı, merkezi, menbaı secdeymiş. Namazın beyni yani. Beyin. Ne var secdede kardeşim? Vallahi çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Secdenin önemine namazın bel kemiği, namazın orta direği olduğuna bakın ki bu öneminden dolayı Cenab-ı Hak bir rekat namazda kıyamı bir sefer, rükûyu bir sefer, kıraati bir sefer emrettiği halde secdeyi siz söyleyin iki sefer emretmiştir. Bak iki olacak. Secde bir tane olmaz. Namazdaki secdeler ikişerdir. İki secde. Buna dikkat etmek zorundayız. Bunlar anlamsız olamaz, manasız olamaz, hikmetsiz olamaz. Hele namaz başlı başına hikmetin kendisi. Bir de rekatları, farzları, vacipleri, sünnetleri, hareketler, hepsinin hikmetleri var. Hiç hikmetsiz olması mümkün mü? Secde dediğimiz zaman aklan gel ne gelecek? İnsan vücudunun, adamın uzunluğu ne olursa olsun, bazı adam var ki 2,5 metre, bazı insan var ki 120 santim, bazı insanlar var ki görüyorsunuz işte bazı kanallarda gösteriyorlar maskaralar, 60 santim olabilir. Ama ne olursa olsun secde dediğiniz zaman bu vücudun 7 noktasının siz söyleyin yere temas etmesi akla gelir. İnsan vücudunda 7 nokta yere değecek. 7 nokta yere değecek. Bu 7 nokta yere değmezse secde olmaz. Secde olmazsa namaz olmaz. Bakın ne kadar mı? 7 noktayı biliyorsunuz da yüzümüz, alnımızla burnumuz bir olarak sayılmış ki secdede mutlaka ne olacak siz söyleyin? Yere değecek. Eğer başında örtü varsa, sarık varsa, takke varsa, takke yere değiyorsa secde sayılmaz. Çıplak alın diyecek. Ben görüyorum cemaatin içinde adam kafaya geçirmiş külahı, külaha secde diyor. Çıplak alın yere değecek. Olur mu ya? Ne yapıyorsun sen? İkincisi görüyorsunuz, diz kapaklarımız, diz kapaklar yere değmeyecek mi? Ne yapar? 3 eder. 2 de ellerimiz, 5, 2 de ayak parmaklarımız mutlaka yere değecek. Ve yerden kalkmayacak, yani oynamayacak. Yerden teması kesin. Adam secdeye gidiyor, 2 ayağı da havada. Sen oyun oynuyorsun ya. Ne yapıyorsun sen? Bu 7 nokta secdede yer ile öpüşecek, örtüşecek. Hey gidi hey. 7 nokta. Ve böylece adeta bir insanın kalıbı yere değecek. Kalıp kalıp. 7 nokta insan vücudu kalıbıdır. Kalıbımız. Kalıbımızı secdede yere basacağız. Bunun manası var. Hepiniz biliyorsunuz. Hani bir şey olduğu zaman ispat için ne derler? Kalıbımı yere basarım ki bu böyledir. Böyle bir söz var mı? Yok. Kalıbımı yere basarım ki.
bir meselenin ispatı için konuşursunuz. Türkçemizde var. Kalıbımı yere basarım ki bu iş böyledir. Şahitlik ederim ki sözünden daha kuvvetlidir. Vücudun kalıbıdır. Kalıbımız, kalıbımızı secdede yere basacağız. Bunun manası var. Hepiniz biliyorsunuz. Hani bir şey olduğu zaman ispat için ne derler? Kalıbımı yere basarım ki bu böyledir. Böyle bir söz var mı? Yok. Kalıbımı yere basarım ki. Bir meselenin ispatı için konuşursunuz. Türkçemizde var. Kalıbımı yere basarım ki bu iş böyledir. Şahitlik ederim ki sözünden daha kuvvetlidir. Kalıbımı yere basarım. İşte kalıp yere secdeyle basılır. Yedi nokta yere diyeceğim.